İnne hâzel Kur'âne yehdî illetî hiye akvam ve yubeşşirul mu'minînellezîne ya'melûnessâlihâti enne lehum ecran kebîrâ ve ennellezîne lâ yu'minûne bil-âhireti a'tedenâ lehum azâben elîmâ. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. En ahlaklı, en faziletli öğrencilerin bölgenin çocukları olduğuna inanıyorum. Öyle görüyorum çünkü ben birçok üniversitede görev yaptım. Gerçekten bizim üniversitelerimizin öğrencileri, doğru insanları o fazilet üstünde taşıyor. Ahlaklı, büyüklerine saygılı, namussuzluk, diyanetli bilmeyen bir öğrenci yapımız var. Bununla da gurur duyuyoruz. İnşallah Allah sayımızı artırır. Hayırlı hizmetler yapmanıza bu işte vesile olur. Sadece sizden istediğim, lütfen algı operasyonlarına şeylere gitmeyin. Aklınızı kullanın, fikrinizi kullanın. Çok okuyun çocuklar, çok okuyun. İkinci kendinizi kurtarın. Kendinizi kurtarın, sonra ailenizi kurtarın, sonra bölgenizi kurtarın, sonra da ülkemizi kurtarın. Bir tane ülkemiz var bizim. Görüyorsunuz, herkesin sığındığı, Suriye'den sonra herkesin sığındığı bir ülkemiz var. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Allah hepimizi korusun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esma-ül Hüsna ile korunur bu vatan toprakları, asla parçalanmaz. Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olmuş bu muzaffer millet asla ayrılmaz.
Öğrenciler, değerli sadakat temsilcileri ve basın mensupları, konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Yeniler toplu olarak kurulduğumuz günden itibaren ki amacımız, üniversite öğrencilerin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel alandaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermek. Öğrencilere işbirliği içinde kendi ilgi alanları gelişim, şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini artırmaktır. Yeniliklerin yapısının işleyiş şartlarını ve her türlü sorunlarını öğrenmek, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye amaçlamaktadır. Kulüp üyelerinin akademik ve sosyal gelişmelerine, sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yapmaktadır. Kulüp üyelerinin gerek kulüp gerekse diğer kulüplerle ortak gerçekleştirilecek faaliyetlere gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktadır. Eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşlarıyla ilişki kurarak bu kurumları ve uzman kişileri bilgi birikimlerine tüm üyelerini yönlendirmek, kamu ile ilişkiyi geliştirmek, ayrıca üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler bulunmaktadır. Yenilik peşinden koşan bireyleri bir araya gelmelerini sağlamak, ortak yenilikçi ve sürdürülen bir kültür bilinci oluşturmasını çalışmaktadır. İşte yeniler toplu olarak dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim halkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir genç topluluğu. Yeniler toplu olarak gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişmelerini düzelterek kendini devamlı geliştiren, kültürel birikimine önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan oluşumuna katkı sağlamak bizim öncelikli hedefimizdir. İnsanlık tarihi kadar eski sorunlar. Fakat bunlar zaman zaman söner, zaman zaman tekrar canlanır ve ortaya çıkarlar. Mesela şu soru, insanlık tarihi kadar geriye giden eski bir sorudur. Neden hiçbir şey yerine bir şey var? Evren neden yok değil de var? Bu felsefi sorgulama, yani insanlık tarihi kadar eski bir sorgulamadır. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu sorular aynı şekilde felsefi ve hem felsefenin hem dinin cevabını aradığı ve cevap vermeye kalkıştığı sorulardır. Evren nasıl var oldu? Başlangıcı var mı, yok mu? Ezeli midir, yoksa sonradan mı var olmuştur? İşte bu sorulara değerli arkadaşlar, hem din hem de felsefe. Felsefeler cevap vermeye çalışmışlardır. Teistik dinler bu soruya şu şekilde cevap vermişlerdir. Allah vardı ve hiçbir şey yoktu. Sonra da Allah irade etti ve evreni var, yoktan var etti. Ve bu evrenin içerisinde insan denen bir varlık da var etti. O insanı akıl sahibi ve irade sahibi bir varlık olarak diğer varlıklardan ayrı özelliği olan biri olarak yarattı. İnsan aklı sayesinde iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı, hakkı, batılı birbirinden ayırt edecek, onları tespit edecek ama aynı zamanda insanda bir de irade var. İradesiyle isterse iyilik yönünde, isterse de kötülük yönünde karar verecektir. Tespit etmek akla, ama o tespit edilen uyup uymama iradenin işidir. Ve işte böyle nitelikli bir varlık, yani insan elbette hem iyilik yapabilecek hem kötülük yapabilecek. Bu kabiliyette bir insanın başıboş bırakılması, kendi haline bırakılması tamam. Ben seni yarattım artık kendi işine bak denmesi mümkün değil.
Bu kadar nitelikli bir varlığın, yaratılmış olan bir varlığın, Allah tarafından yaratılmış olan bir varlığın aynı zamanda Allah'la irtibatının kurulması lazım. Yüce Allah böyle bir varlığa yine insanlar arasından seçtiği peygamberler vasıtasıyla emirlerini, yasaklarını iletmiştir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Akıl içinde yaşadığı evrene bakarak Allah'ın varlığının bilgisine ulaşabilir. Ama akıl Allah'ın nasıl teşekkür edilmesi gerektiğini bilemez. Yani aklın bir etkinlik alanı vardır. O etkinlik alanında Allah'ın varlığına, peygamberlerin imkanına ilişkin akıl bir temellendirme yapabilir. Fakat Allah'ın nasıl teşekkür edilmesi gerektiği, Allah neyden razı olur, nelerden hoşlanmaz, bunu akıl tespit edemez. İşte bunun için Allah'ın bizden istekleri nelerdir, emirleri, yasakları nelerdir veya bizi nereden nereye götürmek istiyor, bunun için peygambere ihtiyaç vardır. Ve Yüce Allah insanlar arasından, yine insanların arasından bir peygamber seçti ve ona emirlerini, yasaklarını gönderdi. Tarih boyunca ne zaman insanlar Allah'ın isteklerini, emirlerini, yasaklarını unuttularsa ya da kendilerini var eden Allah'ı hatırdan çıkardılarsa ya da kendileri gibi yaratılmış olan varlıkları Allah'a ortak koştularsa Yüce Allah tekrar tekrar peygamberler göndermek suretiyle bunu yeniledi. Bu tespit dinlerin açıklamam için,